Ya öncelikle Konya bakım evindeki olay Cuma sabahı tüm Türkiye tarafından duyuldu. Bakım evindeki bu cinayet ve katliam silsilesi duyulduktan sonra zaten bir süre bakım evine gönüllüler ve avukatlar alınmadı. O süre zarfında bakım evinde ne yapıldığını bilmiyoruz. Biz savcının hemen olay yerine gidip delil toplamasını istedik. Fakat bu da olmadı. O yüzden biz barınağı bakım evini pazartesi günü ziyaret ettik. Cuma gününden pazartesi gününe kadar bakım evinde ne gibi iyileştirmeler ya da ne gibi delil karartmalar yapıldı biz bilmiyoruz. Fakat biz pazartesi günü gittiğimizde yeni temizlendiği belli olan göstermelik, asgari şartları taşıyan bir bakım evi atmosferi oluşturmaya çalışmışlardı. Fakat onca çabaya rağmen bunu başaramamışlardı. Biz ilk başta dikkatimizi çeken şey, biz orada 4.000 hayvan olduğu söylendi. Bu arada kediler de var. Yani bir bakım evinde kedi konusu da gerçekten çok tartışmalı. Yani bakım evleri 5199 sayılı kanunun 6. maddesinde hayvanların aşılanıp kısırlaştırıldıktan ve rehabilite edildikten sonra doğal yaşam alanlarına bırakıldıkları yerler olarak tanımlanmış. Biz bakım evine gittiğimizde yüzlerce kedi gördük. Kedilerin neredeyse hepsi sağlıklı kedilerdi. Demek ki bu bir bakım evi değil, bu bir toplama kampı. Aynı zamanda biz binlerce köpek saydık. Sayısının 4.000 olduğunu söylediler. 4.000 bile bir bakım evi için muazzam derecede fazla bir rakam. Kaldı ki biz 4.000 olduğunu düşünmüyoruz. Daha fazla olduğunu düşünüyoruz. 4.000 köpeğe 80 personel varmış. Bu bir skandal. Yani binlerce köpeğe 80 personelin veteriner hekimiyle, müdürüyle birlikte, teknikeriyle birlikte yetişmesi mümkün değil. Bu hayvanların düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirilmesi, beslenmesi de mümkün değil. Bakım evi sadece güçten düşmüş, sahiplendirilemeyen, sokakta yaşayamayan hayvanların devamlı olarak bakıldığı yerler olarak tanımlanıyor. O zaman 4.000 tane hasta, sakat, güçten düşmüş, sokakta yaşayamayan hayvan mı var? Hayır. Neredeyse hepsi küpeli, sağlıklı köpeklerdi. Demek ki Konya sokaklarındaki hayvanları toplamışlar ve bakım evine hapsetmişler, tecrit etmişler. Bu ilk gözlemimizdi bakım evine dair. İkincisi, küçük ırklarla büyük ırkların bir arada tutulduğunu, hasta ve yaralı hayvanlara müdahale edilmediğini, yine beton zemin yerine çişin, idrarın, dışkının kolay temizlenemeyeceği, uygun olmayan kumdan, topraktan zeminler tercih edildiğini gözlemledik. Biz oraya gittiğimizde bile birçok hayvan aynı ortamda bulunmaması gereken hayvanlar birbirlerine saldırdılar. Hatta neredeyse birbirlerini yaralıyorlardı. Biz orada kendimiz müdahale ettirdik. Ben kendim bizzat yeni ısırılmış bir hayvan gördüm. Açık yarası vardı. Bizim müdahalemiz üzerine hayvanı aldılar. Aynı zamanda Konya Bakım Evi'nde doğal yaşam alanı denilen bir şey yapılmış. Doğal yaşam alanı dedikleri şey çok 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 büyük. İnsanların göremeyeceği yükseklikte duvarlara yüzlerce, binlerce köpeği hapsetmek. Belki bir doğal yaşam alanı dedikleri bölmede belki 1.000 tane köpek, belki daha fazla köpek vardı. Fakat toplam 10 tane kulübe vardı. Kış geliyor, bu köpekler nerede yatıyor, soğuktan nasıl korunuyorlar, binlerce köpeğin kavga etmesi, birbirlerini öldürmesi, birbirlerine zarar vermesi nasıl engelleniyor? Ve bu köpekler sağlık kontrolünden geçiyor mu? Bu köpekler neden burada? Biz bu sorularımıza cevap alamadık. Demek ki Konya Bakım Evi şiddetin, tecritin rutinleştiği bir toplama kampı haline gelmiş. Biz gittiğimizde onca delil karartmaya rağmen bunu çok açık bir şekilde gözlemledik. Zaten ilk günden beri basına da yansıdı. Olay duyulduğundan beri bakım evine sürekli belediye kamyonları giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Fakat kamyonların içinde ne olduğunu ne gönüllüler ne biz biliyoruz. Bizim gördüğümüz kamyonlar çok büyük kamyonlardı ve çok yüksek bir yere çıkınca bile içini görmenin mümkün olmadığı büyüklükte ve iyi korunmuş kamyonlardı. Yani biz oradayken bile bir sürü kamyon girdi çıktı. Biz orada delil karartıldığını biliyoruz. Biz oradan hayvan cesetlerini çıkarıldığını biliyoruz. Böylesine hayvanların teker teker kafasına kürekle vurularak öldürüldüğü, şiddetin rutin haline geldiği bir bakım evinde, binlerce köpeğin toplandığı bir toplama kampında aksinin mümkün olmadığını da biliyoruz. Delil kararttılar, kamyonlarla girdiler, hayvanları çıkardılar.
muhtemelen ağır yaralı hayvanları veya cesetleri başka bakım evlerine veya başka mezarlara götürdüler. Biz kamyonların içeriğini görmedik ama tahminimiz bu yönde. Konya ile birlikte duyuldu fakat yıllardır zaten hayvan hakları alanının içerisindeki gönüllüler ve hak savunucuları bakım evlerinden seslerini yükseltmeye çalışıyor. Bakım evlerindeki şiddet bir rutin, bir politika, bir devlet politikası. Hayvanlara değer verilmiyor. Hayvanlar daha yeni mal statüsünden çıkarıldı. O da son derece göstermelik bir şekilde yapıldı. Sürekli bakım evlerine belediyeler hayvan topluyor, hayvanları götürüyor ve yavaş veya hızlı bir ölüme mahkum ediyor. Bu bir sistematik problem. Bunun çözülmesi gerekiyor. Konya özelinde ülkede duyuldu. Fakat bu bir eşik olsun istiyoruz biz. Bütün bakım evleri, bütün bakım evlerindeki bu kurumsal şiddet görülsün, duyulsun ve artık ülke değişime gitsin bu konuda. Biz öncelikle Konya Bakım Evi'ndeki yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Şu an iki görevli tutuklandı. Fakat biz biliyoruz ki bu münferit bir olay değil. Bir belediye personelinin açık alanda onca personel önünde hayvanın kafasına kürekle vurması da o anda gelişen bir durum değil. Zaten görüntüye baktığınız zaman bir kişi iple bağlıyor, diğer köpekleri hazırlıyor, iple bağlı olan köpek vuruluyor, diğer personeller son derece kayıtsız, buna alışık oldukları belli. Ondan sonra köpekler götürülüyor. Muhtemelen görüntünün devamında o karede bulunan diğer köpekler de aynı şekilde öldürüldü. Bir belediye personelinin bunu veteriner hekimin ve oradaki müdürün ve hatta belediye başkanının bilgisi olmadan yapması mümkün değil. Biz bütün sorumluların yargılanmasını istiyoruz. Belediye hekimi, oradaki bütün personeller, müdür, belediye başkanı, bakım evlerini denetlemekle yükümlü Tarım İl Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ndeki yetkililer, biz bu konuda mesuliyeti olan herkesin görevi ihmalden yargılanması için elimizden geleni yapacağız. Ülkede sürekli işte senede bir köpekler üzerinden bir algı yaratılıyor. Köpeklerin saldırgan olduğu, insanlara saldırdığı, çocuklara saldırdığı yönünde bir algı yaratılıp daha sonrasında sokakta yaşayan hayvanlar yasa dışı talimatlarla toplatılıyor. Belediyeler bunu bir cadı avına dönüştürüyor ve birçok hayvan bu süreçte öldürülüyor, tecrit ediliyor. Bu sorun hayvanlar bakım evlerine kapatılarak, hayvanlar öldürülerek, hayvanlar zehirlenerek çözülmez. Bu sorunun çözümü çok basit. Biz yasa sürecinde de bunu söyledik. Belediyeler kısırlaştırma yapacak. Belediyeler kısırlaştırma seferberliği başlatacak. Hayvanlar kısırlaştırılacak. Nüfus kontrolü sağlanacak. Aşılama yapılacak. Bu sorun birkaç yıl içerisinde çözülecek. Eğer bu yapılmazsa, sürekli senede birkaç kez algı operasyonlarıyla hayvanlar öldürülmeye devam ederse bu sorun çözülmediği gibi kat be kat artarak devam edecek. Hayvanlar ve insanlar bir arada yaşamayı öğrenmedikçe biz gerçekten barışçıl ve eşit bir dünya kuramayız. Bu mümkün değil. Daha yanı başımızda on binlerce yıldır bizimle birlikte yaşayan dostlarımızın hiçbir hakkı olmadan, hiçbir güvencesi olmadan, yaşam alanları tahrip edilerek, yaşam alanlarından koparılarak, sürekli bir tecrit ve katliam politikası altında yaşadıkları bir dünyada biz insan haklarından da söz edemeyiz. Bu samimi bir hak arayışı olmaz. Öncelikle bizim hayvanların gerçekten bizle birlikte güvenle yaşadıkları sokakları inşa etmemiz gerekiyor. Hayvanların en temel haklarının tanınması gerekiyor. Halk hayvan hakları konusunda bilinçlendirilmeli.